Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, 2019'un Kasım'ında acaba balıkları neler bekliyor? Şimdi tabii ki önemli bir aya giriyorlar balık burcu da. Jüpiter'in yaydaki etkisiyle beraber kariyer hayatları ile ilgili son 2 ay. Son 2 ay içinde atak yaptılar, yapamazlarsa sorun var. Anlamına geldiğimiz bir pozisyon. Arkadaşlar, sosyal yaşam, insan ilişkileri, insan ilişkilerinin çok yoğun olduğu, çevresindeki kalabalıkların yoğun olacağı ve bu kalabalıkların eski iş ortakları, arkadaşlar, eski sevgililer gibi geride kalmış olan retro bir aydayız. Çünkü kavramları yeniden karşılarına çıkaracakları bir dönemi temsil ediyor. Çoğunlukla bunlar tabii ki akrepsel döngüler. Yani bu arkadaşların çoğu ya iş yaptılar ya aralarında para alışverişi oldu ya zamanında bir sevgili ilişkisi vardı gibi konularından gündeme geleceği bir dönem. Biraz gizli kapaklı bir ay ama. Arkadaşlarımıza dikkat etmemiz lazım. 10 Kasım 17 Kasım arasında, biraz da 11 12 Kasım arasındaki o Merkür tutulumuyla beraber bazı arkadaşlarımız sizden borç talep edebilir. Eskiden gelmiş olan, eski dostlar gibi görünen, aslında sizi manipüle edebilecek, size zarar verebilecek, sizi sömürebilecek insanların zaman zaman karşınıza gelebileceğini gösterebilen bazı döngüler var burada astrolojik olarak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür'ün oradaki aktivasyonu arkadaş ve sosyal çevrede olabilecek problemlere dikkat eder. Ama uzun zaman önce arkadaşsındır, aranda bir kırgınlık olmuşsun, görüşmüyorsundur. O arkadaşın seni arar, barışır, iletişimi yeniden kurar dediğimiz konular gündeme geliyor. Daha böyle sosyal çevrenin içine gireceksin ama o sosyal çevrenin içinde dikkatli olmalısın sevgili balık. Tamam. Dolunay esnasında Satürn Plüto desteklese bile bu sosyal çevrede tahmin bile edemeyeceğin tuhaf taleplerle karşı karşıya kalabilirsin. İşte ortak olurum, şu işi yaparım, bir koyarım, kırk ararım falan şeklinde kumarbaz, pokerci karakterli insanlardan uzak dur. Aşklar ve ilişkiler konusunda da dikkatli ol. Bu dönemde karşına çıkan kişiler biraz da 12 Kasım civarında ilişkim yok deyip bir başkasıyla ilişkisi olmadığını söyleyip yalan söyleyip bir ay sonra görürsün bir başkasıyla ilişkisi var. Belki evli, belki uzun yıllardan beri devam eden bir ilişkisi var. Çünkü retro Merkür akrep gayrimeşruluğu da temsil eder. Yani meşru oranın dışında gayrimeşru. Yani, ama bu balığın başına geliyor. Balığın başına geliyor. Balık. Balık yani. Balık suyun altındaki o tatlı, şirin, güzel sevgili balık. O romantizmin, o Neptün'ün en derin duygularına, o en derin hayallerine, romantizmine sahip olan balık burcu. Hayat size diyor ki hayat o kadar romantik değil, biraz gerçekçi ol. Temkin. 24 Kasım'dan sonra bazıları iş ve kariyer hayatları ile ilgili yeni ayın etkisiyle beraber önemli bir döngüye doğru girecek. Kariyer hayatlarında bazıları olumlu etkilerle karşılaşıp 30 Kasım'dan itibaren Ocak ayında terfi ettiklerini, bazıları da ne yazık ki Jüpiter'in oradaki ters akste kalması şutlandıklarını öğrenebilirler. Bazıları da kariyer kaybı, kariyerde ilerleyememe olabilir. Moraliniz bozulmasın. Mart 17'den itibaren bunlar düzelecektir. Çünkü çok diskordik, irregular, karma karışık bir yıl yaşıyoruz. Balık burcu da, kova burcu da, oğlak burcu da, başak burcu da bundan yeterince zarar gördü. Ama şunu unutmamak lazım, bazıları 17 Kasım eğer gençsen, bekarsan, üniversite 3. sınıftaysan veya üniversiteyi yeni bitirdiysen hayatının da sana çok renk katacak, sana hayatında tutkuyu ve cinselliği de öğretecek güzel ilişkilerinde tanışma dönemi 11 Kasım, 17 Kasım arası. Sevgiler.